Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber basit bir paint uygulaması yapacağız. Gayet basit bir çalışma olacak. Şimdi neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir kere kalemimizin olması gerekiyor. Eee mouse'la çalışacağımız için mouse'un bastırım zaman çalışması gerekiyor. Mouse'umuzun boyutunu ayarlamamız gerekiyor. Aynı zamanda renklerini ayarlamamız gerekiyor. Bunların hepsini de girdiğimiz zaman uygulamaya kendimizin seçebilmesi gerekiyor. Bu şekilde bir uygulama yapacağız. Öncelikle fırçamızın oluşturulması için çizim bölümüne giriyoruz. Buradan daire oluşturacağım. İsterseniz siz kare de yapabilirsiniz. Kenarlık olmasın. Tam merkez kısmını büyütüyorum. Shift tuşuna basık tutarak hemen bir yuvarlak çiziyorum. Bu böylelikle benim fırçam olmuş olacak. Bu fırçayı daha sonra görünmez yapacağım daha verimli çalışması için. Daha sonra da ise kod yazalım hemen. Buraya diyelim ki sürekli tekrarla olaylardan bayrak tıklandığında mouse'umuzu takip etsin. Yani bu fırçamızın. Şöyle tıklayalım. Bakın takip ediyor şu an ekranda kedi yok. Kedi o yüzden ee, silerim. Evet şu şekilde. Daha sonra ne yapmamız lazım? Bir kere kostümler kısmına gidelim. Bakın burada doldur kısmı var. Renk olayı için yani renk seçebilmem için benim 3 tane farklı kısmı çalıştırmam gerekiyor. Renk, doygunluk ve parlak. Bu şekilde oynamalar yaparak istediğimiz değişik renkleri elde edebiliyoruz. Demek ki ben de renklerle çalışırken kalem kısmına, kalem kısmına bakın. Buradaki doygunluk, renk ve parlaklığı değiştirmem gerekiyor. O yüzden de mutlaka e, kalemin rengini kalemin doygunluğunu ve parlaklığını değiştirebilmem gerekiyor. Bu şekilde değiştirdiğim zaman istediğim rengi elde edebilirim. Ancak şöyle bir durum var. Uygulamaya girdiğimiz zaman bizim bunları kendimizin elle değiştirmesi lazım ve bunları görmemiz gerekiyor. Gördüğümüz zaman daha rahat bir uygulama yapabileceğiz. Ancak şu an 50 yap, 50 yap, 50 yap sabit. E biz buraya kodun içine girip kendimiz tek tek mi değiştireceğiz? Hayır o şekilde yapmayacağız. Uygulamaya giren kişi otomatik olarak kendisi renklerini seçebilecek. O zaman ne yapmamız lazım? Bu 50 sayılarını değiştirebilmem lazım. Yani değişken oluşturmam gerekiyor. Bakın ben burada daha önce değişkenleri oluşturdum. Çünkü programda bazen sıkıntı verebiliyor. O yüzden değişkenleri önce oluştur şeklinde yaptım. Ee, siz de bu şekilde yaparsanız iyi olur. Değişkenleri oluşturdum. Bakın burada boyut, doygunluk, parlaklık ve renk kısımlarını ekranda gözükmesini istedim. Aynı zamanda boyut da ayarlamamız lazım. Hemen kalem kısmından girelim. Kalınlığını bir yap kısmında alalım. Şimdi bunları değiştiriyorum bakın. Ben burada şu ekranda nasıl değiştirdiğimi göreceksiniz. Şimdi rengin kısmına sağ tıklıyorum üstüne gelip. Bakın bu şu şekli seçiyoruz. Bakın burada istediğimiz gibi artık. Bakın burada sayıları değiştirebiliyoruz. Kendimiz değiştirebiliyoruz. Böylelikle uygulamaya giren kişiden kişide bu şekilde renkleri değiştirebilecek. E şimdi ben mesela boyut 22 yaptım. Halbuki şu an boyut 1. Bu 22'nin buraya gitmesi lazım. Nasıl gidecek? Bakın buradaki renk kısmını renge atıyorum. Parlaklık kısmını parlaklığa, doygunluk kısmını doygunluğa ve boyut kısmını boyuta atıyorum. Şimdi rengi değiştirdim 27. Buradaki renk artık 27 yap oldu. Bu şekilde ne yaptım? Değişkenler sayesinde istediğim sayıyı Artık kalemin üzerine verebilmiş oldum. Bu şekilde. Tamam şu an göremiyorum neyin ne olduğunu. Şurada. Bakın burada. Ama bu renk üst çıkmıyor artık. Benim rengi çıkartmam lazım. Şu an mouse'uma tıklıyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir renk oluşmuyor. Benim mouse'da çizim yapabilmem lazım. O zaman nasıl çizim yapacağız? Yine burada değiştirmeyelim. Farklı bir ekranda yapmayalım. Yine eğerse değilse gelelim. Şimdi ben ne yapacağım? Burada mouse'um yani fare basıldığında benim çizim yapmam gerekiyor. Kalemi alıyorum. Kalemi bastırıyorum. Bakın burada. Şimdi ben ne yaptım? Bir kere bastım. Bastıktan sonra artık mouse'u bıraktım. Hala takip ediyor. E benim o zaman ne yapmam lazım? Basılı değilse kalemi kaldır demem gerekiyordu ki. Böylelikle bakın şu an artık mouse'la geziyorum olmadı. Şimdi tıkladım bakın. Sadece tıkladığım zaman meydana geliyor. Tıklıyorum. Sadece yazı bakın. Bakın şu an basık tuttum gidiyor. Demek ki bu komutla da ne yapacağız? Biz artık istediğimiz şekilde yazı yazabiliyoruz. Boyutu da ayarlayabiliyoruz. Bakın şu an boyut küçüldü gördüğünüz gibi. Doygunluğu ayarlayabiliyoruz. Rengi değiştirebiliyoruz. İstediğimiz gibi parlaklığı değiştirerek. Bakın burada farklı renkler çıkmasını sağladım. O halde benim şöyle bir durum söz konusu. Bakın ekranı yazı yazdım. Ekran kapladı bir daha artık ne yapabileceğim üstüne değil mi? Tekrar çizim yapamam. O zaman temizlemem lazım. O halde hemen bir tane temizleme butonu oluşturalım. Gelelim buraya. Çizimden temizle butonu oluşturuyoruz. Şöyle bir tane dikdörtgen alalım. Daha sonra şu şekilde bir yazı yazalım. Temizle diyelim. Tabi temizle derken de aynı renk seçili olduğu için rengimiz gözükmedi. Hemen şöyle gelelim. Temizle. Evet şuradan yazımızı ayarlayalım. Biraz daha küçültebiliriz. Siz istediğinizi göre isterseniz sil yazabilirsiniz. Hepsini temizler bu şekilde. Evet bu şekilde yazdıktan sonra şimdi komutlarımızı yazalım. Diyelim ki bu kuklaya tıklandığında diyeceğiz çünkü. Bu kuklaya tıkladığımız zaman temizlesin. Yani kalemimizin tümünü silsin. Şeklinde bakın. Hemen bastığım zaman temizledi. Hemen aşağı doğru çekiyorum. Evet şu an çekerken de ne oldu? Yazı yazdı. Görmüş gibi. Bunların hepsini ne yapacağız? Kodlarla düzenleyeceğiz. Bu sayede yazı yazmayacak. Ona dikkat edelim. Evet şimdi temizliği yaptık. Şimdi başka neler yapmamız lazım? Ekranı temizlik. E bizim renkleri görmemiz gerekiyor. Yani burada işte ben hangi rengi seçtim? Görmem gerekiyor. O yüzden de görebilmek için çizim kısmına giriyoruz. Doldur kısmını iptal edip kenarlık yapıyoruz. Daha sonra da ekranda bir tane çember oluşturacağım. Yine shift tuşuna basıyorum. Evet şu an silelim. Olmadı. İptal ediyoruz, kenarlık seçiyoruz. Mesela yeşil olsun. Evet, şimdi oldu. Shift tuşuna basıyorum, bir yuvarlak yapıyorum şu şekilde. Bu kalın olmadı. Biraz daha. Evet, şu an biraz daha kalın oldu. Ekranda gözüküyor. Hemen bu ekrandan tutup şu kenara alalım. Burada da rengimiz gözüksün. Kod kısmına buradaki rengin gözükmesi için kod kısmına renk yazacağım. Diyeceğim ki tıklandığında sürekli tekrarla sürekli rengi görmek istiyorum. Çünkü her an renkler değişebilir. daha sonra buradan kalem kısmına girip bunu bir kere bir kalınlığını ayarlayalım. 35 civarı bir yapalım. 351 oldu. 35 yapalım ki daha rahat olsun. Şöyle. Böylelikle eğer olmazsa kalemin rengini veya dış kısmını değiştirebiliriz. Daha sonra kalemi bastır diyelim. Sadece basık duracak. Daha sonra kalemimizin rengini, kalemimizin parlaklığı ve doygunluğunu görmemiz gerekiyor. Doygunluğu, rengi ve parlaklığı görmemiz gerekiyor. Tabii değişkenlerden göreceğiz. Çünkü biz burada 91 yazmışım. Burada 91'de 50 yazıyor. O yüzden rengini ve parlaklığını, doygunluğunu benim ekrandan almam gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi kalemin rengini yazdı. Bakın şu an değişiyor. E tabi tam bizim kuklamızın içinde değil. Kuklamızı seçelim. Yön tuşlarıyla yukarı aşağı yaptım hemen tam içine girdi. Artık istediğim gibi ne yapabiliyorum rengi de oradan görebiliyorum. Şu an temizliğe basıyorum çalışmıyor. Bazen sıkıntılar ol olabiliyor. O yüzden bakın şu kısım görmüş olduğunuz gibi görünümden gizden yapalım bu kuklamızı fırçamızı gizden yapalım. Evet şu an daha rahat çalışmaya başladı kodlar. Temizliğe basıyorum çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Eğer gizde yapmazsanız sıkıntılar olabiliyor. Bakın temizliğe basıyorum. Yine izler çıkıyor. Ben bunların hepsini düzelteceğim. Şimdi de önce neyi düzeltelim? Şimdi renk, doygunluk, parlaklık, boyut kısımlarını biz burada ayarlayabiliyoruz ama ben resim çizerken bunların görünmemesini istiyorum. Kalemimi seçtim, boyutunu ayarladım. Her şey tamam. Gökyüzü yapacağım buraya. Yapamam. Bunlar gözüküyor çünkü ekranda. O zaman benim bir da onu da yapmam lazım. Gizlemem gerekiyor. O halde ne yapacağız? Bir tane daha çizim kısmına gelelim. Aynısından bir buton daha yapalım. Gizle, aç. Evet bakın gördüğünüz gibi tam tuttum yine kalem yazdı. Her seferinde bunun üzerine geldiğimiz zaman şuralarda yazı yazıyor. Halbuki biraz sonra onu düzenleyeceğim. Böylelikle kesinlikle bu üstüne tıkladığım zaman burada yazı oluşmayacak. Gizli aç kısmına geldik. Şimdi bunları kapatıp açacağız. Yani tıkladığımız zaman kapanacak. Tıkladığımız zaman açılacak. Bu yüzden de şöyle bir durum oluşturabiliriz. Mesela bir tane mantıksal değer de oluşturabiliriz. Hemen tıklandığında ilk başta hepsini göstersin. Yani rengimizi göstersin, boyutumuzu göstersin, hepsi göstersin. Dördünü de ilk başta girdiğimiz zaman göstersin. Şunlar, oyuna ilk başladığımız zaman bunlar görünsün. Daha sonra ise kuklalara tıklandığında, gizli komutu, şey gizli aç kuklasına tıklandığında, o yüzden bu kukla tıklandığındayı alıyorum. Diyorum ki bu kukla tıklandığında mantıksal bir değer oluşturalım. Şöyle diyelim hatta, bir de değişkenimiz var. Şurada değişken vardı, bunu da kullanalım. Mantıksal değer için bir değişken daha yapmamız gerekiyor. Yani şöyle diyelim değişkenimi 1'e ayarla. 1 olsun. Yani değişken 1 olduğunda e, ne olsun? Bunlar gözüksün diyeceğim şunu şurası. Ve bu kukla tıklandığı zaman da işte ne yapacağım? İşte 0, 1 olmasını sağlayacağım. 0 olduğunda bu değişkenin e, gizlenmesini sağlayacağım. E, 1 olduğunda e, bunların gözükmesini sağlayacağım. İlk etapta zaten gözüküyor ama şimdi bu kuklaya tıklandığı durumu söz konusu. Ben de ne yapacağım? Eğer ise değisi komutunu alacağım. Daha sonra operatörlerden eşittir bir ise mantıksal değerlerde ya bir olur ya sıfır olur. 1'e eşit ise bir e eşitse nedir? Değişkenim değişkenim ya da sıfırla başlayalım biz. Değişkenim sıfıra eşitse diyelim. Değişkenimi 1'e ayarla diyelim. Değişkenim bir olsun şöyle. Önce bir kodları yazalım sonra açıklamasına tekrar gelelim. Değilse 0'ı ayarlasın. Yani burada ne dedik? Değişkenim 0 olursa eğer değişkenimi 1'e ayarlıyorum. Eğer değişkenim 0 değilse de değişkenimi 0'a ayarlıyorum. Bu şekilde komut yaptık. Değişken ya 1 olacak ya 0 olacak zaten. Bu şekilde. Daha sonra da 0 ve 1 olma durumlarını inceleyelim. Yani 0 olursa ne olacak 1 olursa ne olacak gibisinden. O zaman şunu yapalım. Değişkenin 1'e eşit olduğunda 1'e eşit olduğu zaman bütün hepsini şuradan kopyalıyorum. Hepsini göstersin. Yani değişkenin 1'e olduğunda burası gerçekleşsin. O zaman 1 olmadığında yani 0 olduğu zaman da burası gerçekleşsin diye hemen bir kod yazalım. Yani gizle diyelim. Şimdi böyle yazdığım zaman şöyle kopyasını çıkar, yapıştır. Yapalım daha iyi. Yani boyut gizle. Zaten şimdi yaptığımız zaman göreceksiniz parlaklık ve doygunluk kısımlarını. Evet. Demek ki değişkenimiz sıfırsa bu şekilde ayarlamalar yaptık. Şimdi et evet, bakın gizli aç. Renk. Rengi almamışız. Boyut, renk, doygunluk. Değişkenimi şurayı renk seçeceğiz. Evet şu şekilde tekrar Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki komut sayesinde, şuradaki komut sayesinde bir butona e, tıkladığımız zaman buradaki değişkenleri kapatıp açabiliyor. Ancak dikkat ederseniz, boyutu biraz daha gösterelim. Gizliye tıkladığım zaman kalemle yazı yazıyor, temizliğe tıkladığım zaman yazıyor. Halbuki ben ne yapacağım? Burada öyle bir komut kullanacağım ki yazarken, hani bakın burada fareye basıldığında kalemi bastır yazıyordu ya... Şimdi buraya farklı bir komut yapacağım. Diyeceğim ki operatörlerden V komutunu seçeceğim. Şimdi 3 türlü durum söz konusu. Bir fareye basılı olduğunda yazacak. 2- şunların üzerindeyken yazamayacak. Bakın. Bunu nasıl sağlayacağım? Diyeceğim ki şöyle 50 cm mesafe vereceğim. Yani kuklalarımıza mesafe vereceğiz. Fare imlecine mesafemizi aldık. Bir tane daha alıyoruz. Şimdi buralara kuklalarımızı seçmemiz gerekiyor. Şimdi gizli aç dediğimiz şey kukla 4. Temizle dediğimiz yerde kukla bir. Yani diyorum ki şimdi burada fareye basılı olduğunda ve kukla 50 santimetreden daha büyük olduğunda ve kukla 1'e mesafen 50 santimetreden büyük olduğunda yaz komutunu şuraya yazıyorum. İse kalemi bastır yaz. Bakın şu üzerine geliyorum bakın şu an yazı yazamıyor bakın 50 santimetre sonra yazacak. Bakın biraz daha gittim sonra yazdı gördüğünüz gibi. Şimdi temizliğe geliyorum bakın temizlenin orlarda bastığım zaman 50 santimetreden küçük olduğu için yazamıyor. 50 santimetreden çıktıktan sonra yazmaya başlıyor. Gayet güzel bir Paint uygulamasını bu şekilde yapmış olduk. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.